Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Bu akşam yine değerli misafirlerimizle stüdyomuzda buluştuk. Dört şehrimizden dört yarışmacımızı ağırlıyoruz. Birazdan da sizi buluşturacağız ama önce başvuru videoları. Merhabalar, ben Merve Yılmaz. Mersin'de yaşıyorum. Hatay'da doktorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim kazanacağıma eminim. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Abdullah Şimşek. 21 yaşındayım. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar, ismim Duygar Mutlu. Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum, zevkle izliyoruz. Bir akşam arkadaşlarımızla otururken haydi başvuralım diye iddialı çıkıp başvurmuştuk. Tabii televizyon karşısında soruları bilebiliyorduk ama burada daha farklı olacağını düşünüyorum. Katılan herkese başarılar diliyorum. Herkese keyifli günler. Merhaba, ben Kerim Arslan. 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Kurumsal bir firmada e-ticaret uzmanı olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı severek izliyorum ve diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da misafirlerimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, dört değerli misafirimizden bir numaralı masamızda Eskişehir'den misafirimiz Duygu Hanım'ı ağırlıyoruz. İki numaralı masamızda İstanbul'dan Kerim Bey var. Üç numaralı misafirimiz Mersin'den Merve Hanım. Ve dört numarada da Yalova'dan Abdullah Bey ile yarışacağız bu akşam. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Merhabalar. Merhaba. Duygu Armutlu ismim. Eskişehir'de bir devlet okulunda matematik öğretmenliği yapıyorum. Uzun yıllardır izliyorum yarışmayı. Bir de burada deneyimlemek istedim. Herkese başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Az önce ısındık zaten stüdyoya, butonlara derken. Umarım güzel bir yarış olur. İnşallah. Sizin için de keyifli bir anı olur. Eskişehir'den emek verip geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim efendim. Bu akşam Duygu Hanım stüdyomuzda yalnız değil. Evet. Eşiyle birlikte tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Başarılar Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve iki numaralı masamıza Kerim Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Ben Kerim Arslan. 30 yaşındayım. Özel bir firmada e-ticaret uzmanı olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlarım hepsine başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Nasıldı izlerkenki performans Kerim Bey sizde? İzlerken performansım iyi. Çevremden büyük destekle geldim. Çok güzel. İnşallah kazanırım. Hadi inşallah güzel bir yarış olur. Kerim Bey de bu akşam stüdyomuzda babayla birlikte. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim sizin de. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim Kerim Bey size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Mersin'den misafirimiz Merve Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, ben Merve Yılmaz. Mersin'den geliyorum. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorum. Buradan hepsine selam yollamak istiyorum. Onların da selamları var. Bizden de saygılar, selamlar efendim. Yarışmada kazanacağımı düşünüyorum. Az önce başvuru videosunda da onun altını çizdiniz evet. Merve Hanım. Merve Hanım iddialı cümlelerle geldi. Umarım güzel olur, keyifli olur. Eğer birinci olamazsak bile... Eğlenmek önemli. Harika. Umarım o keyfi birlikte yaşarız ve son ana kadar o heyecan devam ettiğinde zaten hani birinci olmuşçasına herkes keyifle ayrılıyor. Umarım sizin için de öyle olur Merve Hanım. Teşekkür Başarılar ederim, efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ve dört numaralı masamızda da Abdullah Bey var. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Teşekkür ederim. Ben Abdullah Şimşek. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Arkadaşlarımla, ev arkadaşlarımla uzun süredir bu programı izliyordum. Teşekkür ederiz. Geleyim, güzel anılar oluşturayım dedim. İyi ki de gelmiş. Kaç kişisiniz evde? 3. 3 kişi. Selamlar arkadaşlarınıza da. Bu arada Abdullah Bey stüdyomuzda yalnız değil, arkadaşıyla birlikte bir arkadaşı burada. Tekrar teşekkür ederiz size de efendim. Size nasıl durumlar? Rahat mısınız Abdullah Bey? Rahatım. Hadi inşallah güzel bir yarış olmasın içinde efendim. Sevgili seyirciler, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Duygu Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Annem ve babam Aysema ve Ahmet'in A'sı. Aysema Hanım ve Ahmet Bey'in A'sı 60 puan. Müzikle başlıyoruz bu tura. Dört kişiden oluşan müzik topluluğuna verilen Fransızca kökenli isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor.
Bir kutu daha. Dört kişiden oluşan müzik topluluğuna verilen Fransızca kökenli isim Merve Hanım. Kuantum. Kuantum. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Kerim Bey. Kuartör. Kuartör. Doğru mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. 20 puanımız var. Ve açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Duygu Hanım. Kuarvet. Kuarvet. Oldu mu? Hayır dediler. Abdullah Bey. Kuarset. Kuarset. Oldu mu? Olmadı. Kerim Bey. Kuartet. Kuartet. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Evet, açılışta herkes bir butonunu denedi. Kerim Bey açılışı yaptı 10 puanla. Tebrik ederim Kerim Bey, hayırlı olsun. Evet, şimdi Kerim Bey seçecek. Yeğenim Çınar'ın Ç'si. Çınar'ın Ç'si 50 puan. Genel kültürden geliyor şu soru. Bazı özel günler için hazırlanan çiçek, dal ve yapraklardan oluşan halkadır. Süremiz başladı. Çelenk. Çelenk. Kerim Bey ben bilirime 2'de 2 yaparak başlar mı görelim. Tebrikler. Ve Merve Hanım seçecek ilk harfini. Merve'nin M'si. Merve'nin M'si. 60 puan kazanabiliriz. Teknolojiden geliyor efendim. Cep telefonlarında servis sağlayıcının hizmetinden faydalanmak için kullanılan çiptir. Süremiz başladı. Sim kart. Sim kart. Mersin'den misafirimiz Merve Hanım'a açılış yaptırır mı? Görelim. Kutlarız. Size de hayırlı uğurlu olsun Merve Hanım, ilk puan. Rica ederim efendim. Şimdi Abdullah Bey seçiyor. Ben bilirimdeki ilk harfini. Arkadaşım Cihan'ın C'si. Cihan Bey'in C'si. 80 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Vakit geçirmeden, çabucak anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Alelacele. Alelacele. Bu cevapla da Abdullah Bey hoş geldin puanını alır mı? Tebrikler. Size de hayırlı uğurlu olsun Abdullah Bey. Teşekkür ederim. Efendim misafirlerimizle açılışlar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Duygu Hanım için gelecek 5. harf. Duygu'nun D'si. Duygu'nun D'si. 80 puanı var. Tescilli lezzetlerden geliyor. Yaklaşık 3 saatte pişirilen bulgur pilavı ve yufkayla hazırlanan tescilli etli yemektir. Samsun nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kerim Bey. Bal tiridi. Bal tiridi. Oldu mu? Olmadı. Samsun ilimizin coğrafi işaret tescilli lezzeti ne olabilir? Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Merve Hanım. Kaz tiridi. Samsun kaz tiridi. Bu kez oldu mu? Kutlarız. 130 puanı gördü Merve Hanım bu cevabın ardından. Ekranımıza da geldi efendim. Coğrafi işaret tescilli lezzet Samsun kaz tiridi. Sorunun sahibi şimdi Kerim Bey. Edirne neyse. Edirne 70 puanımız var. Futbolla devam edeceğiz. Şöyle sorulmuş. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği milli takımdır. Süremiz başladı. Portekiz. Portekiz. Bu cevapla da Kerim Bey 100 puanı aşar mı? Portekiz. Görelim. Tebrikler. Merve Hanım seçiyor yeni harfimizi. Yalova'nın Y'si. Yalova. 80 puanımız var. Bilimden gelecek sorumuz efendim. Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Süremiz başladı. Sosyoloji.
sosyoloji. Doğru mu görelim? Tebrikler. Abdullah Bey'deyiz bir kez daha. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 60 puan kazanabiliriz. Sinemadan gelecek Abdullah Bey için. Hababam sınıfı serisinde Buddy Ekrem'in Kung Fu öğrettiği sahnede öğrencilerine seslenirken adını kullandığı canlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kerim Bey. Çekirge. Çekirge. Doğru mu? Tebrikler. Duygu Hanım'a döndük yeniden. Samsun'un sesi. Samsun. 80 puanımız var. Oyunculardan alacağız efendim şu soruyu. Karadayı, Çukur, Yargı adlı dizilerde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Duygu Hanım. Var. Yok. Yok mu? Peki gelmedi. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Duygu Hanım. Uğur Aslan. Uğur Aslan. Eskişehir'den misafirimiz Duygu Hanım'a alkışlar başladı bile. Açılış yaptırır mı? Kutlarız. Güzel. Valla ekip tam arkanızdaydı. Hızlı alkışlar geldi. Duygu Hanım hayırlı uğurlu olsun. Efendim puan kazandıran oyuncu Uğur Aslan'ın da fotoğrafı geldi. Böylece 9 sorunun ardından puan tablolarına bakacak olursak Merve Hanım 210'la lider, Kerim Bey 190, Abdullah Bey 80, Duygu Hanım da 50 puanla az önce açılışını yaptı. Döndük Kerim Bey'e. Rize'nin R'si. Rize 30 puanımız var. Anlam bilgisinden geliyor. Ne uzun ne kısa, ne büyük ne küçük anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Araf. Araf. Kerim Bey'e 30 puan kazandırır mı? Hayır dediler Merve Hanım. Orta. Orta. Bu kez geldi mi 30 puan? Tebrikler. Buyursunlar Merve Hanım'dayız şimdi de. Pırasanın P'si. Pırasanın P'sinden 80 puan gelebilir. İnsan vücudundan alıyoruz. İnsan vücudunda kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organdır. Süremiz başladı. Göz pupilası. Görelim. Aradığımız cevap değilmiş Duygu Hanım. Göz kapağı. Göz kapağı. Doğru mu görelim? Kutlarız. Evet Merve Hanım'dan sekti. Duygu Hanım'a yazıldı. Duygu Hanım da 130'u gördü böylece efendim. Tebrik ederim tekrar. Ve Abdullah Bey'deyiz. Ordunun O'su. Ordu. Bir 80 puanda Ordu da varmış. Müzikten geliyor. Çok şükür dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Sözleriyle hatırlanan 70'li yılların şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kerim Bey. Bim bam bom. Bim bam bom. Doğru mu? Kutlarız. Bu cevapla Kerim Bey liderlik koltuğuna geçti 270'i görerek ve efendim turumuzun yarısını geride bıraktık. İkinci yarısı için Duygu Hanım'dayız. Nide'nin N'si. Nide 80 puanımız var. Canlılardan geliyor sorumuz. Zar kanatlılardan kurtçukları en çok gül fidanlarının üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren bir canlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Merve Hanım.
solucan. Görelim. Olmadı. Bir kutu açıyoruz. Duygu Hanım. Ağaç kakan. Ağaç kakan oldu mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha. Merve Hanım. Varsa. Ağaç kesen. Ağaç kesen oldu mu? Tebrikler. Bir kez daha liderlik koltuğuna geçti Merve Hanım. 300 puanla tebrik ederim. Sorumuzu şimdi Kerim Bey seçecek. Iğdır'ın ısı. Iğdır 80 puana sahip. Mesleklerden alıyoruz. Seyyar satış yapan kimselere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Duygu Hanım. İşportacı. İşportacı. Doğru mu? Kutlarız. Merve Hanım'la gidiyoruz yeni soruya. Van'ın V'si. Van'ın V'si 80 puan. Eş anlamlı kelimelerden geliyor. İtalyanca kökenli fabrika sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kerim Bey. Üretim evi. Üretim evi. Doğru mu? Tebrikler. Cevaplarımız hızlı gelmeye devam ediyor. Şimdi Abdullah Bey'deyiz. İzmir'in iyisi. İzmir 80 puan, kategorisi tarih. Sorusu şöyle. Osmanlı'da olayları tespit etmek ve yazmakla görevli resmi devlet tarihçilerine verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Osmanlı resmi devlet tarihçilerine verilen isim. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40 puan ve 30 saniye süremiz var. Bir kutu daha. Buyurun Duygu Hanım. Vaka Nüvist. Bir kez Nüvist. Daha. Vaka Nüvist. Vaka Nüvist. Doğru mu? Tebrikler. Evet, önce bir T fazlasıyla söyledi, evet. Sonra düzeltti Duygu Hanım. Puanı aldı, tebrikler efendim. 8 harfimiz kaldı artık. Sıralamaya bakacak olursak liderimiz Kerim Bey 350, Merve Hanım 300, Duygu Hanım 240, Abdullah Bey 80. Isınma turumuzun son 8'ine başlıyoruz. Buyursunlar Duygu Hanım. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si 60 puan. Yayıncılıktan gelecek bu kez. Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazı dizisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazı dizisi. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Buyurun Kerim Bey. Tefriye. Tefriye oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. 30 puanımız var Kerim Bey. Tefrika. Tefrika. Doğru mu? Kutlarız. Kerim Bey'e geçti soru seçme sırası. Şanlıurfa'nın şehri. Şanlıurfa'da da 80 puan kazanabiliriz. Yemeklerden geliyor efendim. Ülkemizde bolca tüketilen bir balıkla hazırlanan yemektir. Süremiz başladı.
gelmedi. Sorunun vurgusu şöyle. Ülkemizde bolca tüketilen bir balıkla hazırlanan. Ülkemizde en çok tüketilen balıkları düşünecek olursak bizi hangi yemeğe götürür? Ekrandaki kutular Duygu Hanım. Hamsi kuşu. Hamsi kuşu. 80 puan kazandırır mı? Kutlarız. Duygu Hanım da 300'ü aştı. İkincilik koltuğuna geçti. Tebrik ederim tekrar. Ve şimdi Merve Hanım seçecek. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz. 80 puanımız var. Denizcilikten geliyor. Denizcilikte hep birlikte kürek çekmek için verilen komuttur. Süremiz başladı. Gelmedi. Yine tüm butonlar aktif ve bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Denizcilikte hep birlikte kürek çekmek için verilen komut. Bir kutu daha. Kaldı 50 puanımız. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 30 puan Abdullah Bey. Al barabar. Bir daha alabilir miyim? Al barabar. Al barabar. Aynen. Al barabar. Oldu mu? Olmadı Duygu Hanım. Al beraber. Al beraber. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Liderlik yarışında fark 30'a düştü. 380'e 350'lik bir tablomuz var. Abdullah Bey seçiyor. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 60 puan varmış. Sorumuz genel kültürden geliyor efendim. Şarkılara konu olmuş, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı bir yerleşim noktasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Yine bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Duygu Hanım. Küçük su. Küçük su. Bu cevap lideri değiştirir mi? Görelim. Tebrikler. Son dörde girerken sıralamamız şöyle. 390, 380, 300 ve 80 şeklinde Duygu Hanım'la başlıyoruz son dörde. Bursa'nın B'si. Bursa 40 puan. Genel kültürden alacağız efendim şu soruyu. Bez, tahta, kağıt gibi maddeler üzerine yapılan resimlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kerim Bey. Tablo. Tablo. Doğru mu? Tebrikler. Isınma turunun son 3 sorusuna da Kerim Bey lider giriyor. Kerim Bey'deyiz. Hatay'ın neyse. Hatay'ımızdan 70 puan kazanabiliriz. Sağlık kategorisinden alıyoruz efendim. Geçmişte sağlık kuruluşları için kullanılmış isimdir. Süremiz başladı. Sıhhiye. Sıhhiye. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Duygu Hanım. Şifahane. Şifahane. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Merve Hanım'dayız efendim. Son iki harften biri için. Ümit'in üsü. Ümit'in üsü. 40 puan. Sorumuz bu kez kişi isimleri ve anlamlarından geliyor. Saf, tatlı, güzel, soğuk su anlamlarındaki bir isimdir. Süremiz başladı. Büşra. Bir kez daha butona gitmek gerekecek. Kerim Bey. Büşra. Büşra cevap aynı. Puan kazandırır mı?
Hayır dediler. Duygu Hanım. Zümra. Zümra mı aradığımız o cevap? Olmadı. Kerim Bey. Güzin. Güzin doğru mu? Hayır dediler. Duygu Hanım. Zülal. Zülal. Gelir mi puan? Tebrikler. Ve turumuzun son harfi için Abdullah Bey'deyiz. Yumuşak G. Yumuşak G ile tamamlıyoruz ısınma turumuzu. 30 puan bitkilerden alacağız sorumuzu. Kokulu çiçekleri olan bir ağacın ve zeytin biçiminde beyaz unlu meyvesinin ortak adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kerim Bey. İde. İde. 30 puan kazandırır mı? Tebrikler. Efendim böylece ısınma turumuzu geride bıraktık. Puan tabloları şöyle. Liderimiz Duygu Hanım 500 puan. Kerim Bey 450 ile ikinci. Merve Hanım 300 puana ulaştı. Abdullah Bey de 80 puan topladı ısınma turumuzda. Bakalım finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için birlikte ikiye geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim turumuza başlıyoruz. Harf tablomuz bir kez daha gelecek Duygu Hanım için. Nova'nın N'si. Nova'nın N'si. 100 puanımız var. Sorumuz iletişim kategorisinden ekranda. Geçmişte mektupların sonunda sıkça geçen ifadedir. Nokta nokta kebap, nokta nokta cevap. Süremiz başladı. Kestane kebap, yolla cevap. Kestane kebap, yolla cevap. 100 puan Duygu Hanım'a gider mi? Görelim. Olmadı Kerim Bey. Kestane kebap, acele cevap. Kestane kebap, acele cevap. Bu kez oldu mu? Kutlarız. İkinci turumuzun ilk sorusu lideri değiştirdi. Kerim Bey 550 ile liderlik koltuğunda, tebrik ederim Kerim Bey. Teşekkür ederim. Şimdi Kerim Bey seçecek. Bursa'nın B'si. Bursa 150 puan kazandırabilir. Atasözlerimizden alıyoruz. Bir insanın değeri giyimiyle kuşamıyla ölçülemez manasındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir insanın değeri giyimiyle kuşamıyla ölçülemez. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puan kazanabiliriz. Cevap şu an gelirse. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 45 saniye. Buyurun Duygu Hanım. Aba altında ar yeter. Aba altında ar yeter. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Abdullah Bey. Aba altında er yeter. Aba altında er yeter. Oldu mu? Olmadı Merve Hanım. Aba altında er yatar. Aba altında er yatar. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Mersin'den misafirimiz Merve Hanım 390 yaptı tablosunu, tebrik ederim efendim. Şimdi Merve Hanım seçecek. Yumuşak G. Yumuşak G. 150 puanı var. Çizgi filmlerden alıyoruz. Bir dönem ilgiyle izlenen, saçı vücudunu saran ve sakalının arasından nesneler çıkaran karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi.
Ekrandaki çizgi film karakteri hangisi olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Kerim Bey. Kaptan Mağara Adamı. Kaptan Mağara Adamı. Doğru mu? Tebrikler. 670 puana taşıdı Kerim Bey'i Kaptan Mağara Adamı. Şimdi Abdullah Bey'le gidiyoruz yeni soruya. Edirne'nin E'si. Edirne, 130 puanımız var. Bu kez trafikten alacağız. Buyursunlar. İki aracın geçişinin zor olduğu yerlerde, mavi zeminde beyaz ve kırmızı yukarı aşağı yönlü ok işaretinin anlamıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Birazdan o tabela ekranımıza da gelecek. Ne olabilir anlamı? Bir kutu açalım. Beyaz ve kırmızı yukarı aşağı yönlü ok işaretleri. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Özellikle iki aracın geçişinin zor olduğu yerlerde ifadesi bizi hangi cevaba götürebilir? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Duygu Hanım. Önceliğe alan yok. Önceliğe alan yok. Oldu mu? Olmadı Merve Hanım. Önceliği alan yol. Önceliği alan yol. Doğru mu? Olmadı Kerim Bey. Önceliği olan yol. Önceliği olan yol doğru mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Merve Hanım. Önceliği olan yön. Bu kez geldi mi cevap? Görelim. Tebrikler. Evet, ikincilik yarışında fark azaldı. Birazdan puanlara döneceğiz ama aradığımız trafik tabelası ekranımıza geldi. İkincilik yarışında da Duygu Hanım 500 ile avantajlı, Merve Hanım 460'ı gördü bu cevabının ardından. Şimdi dönüyoruz Duygu Hanım'a. Adana'nın A'sı. Adana, 120 puanımız var. Müzikten gelecek, buyursunlar. Her gencin başına mutlak gelirmiş böyle güzel şeyler sözlerinin geçtiği Tayfun'un 90'lı yıllarda söylediği şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir dönemin çok popüler şarkısı. Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Birazdan gelecek. Bakalım kimden gelecek? 90 puanımız var şu an. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70'e düştük. Merve Hanım. Varsa alırım. Hadi yeni. Gelmedi. Duygu Hanım. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Doğru mu? Kutlarız. Hadi yine iyisin. 570 yaptı Duygu Hanım'ı, tebrik ederim. Ve şimdi Kerim Bey'deyiz. Demet'in D'si. Demet'in D'si. 120 puan edebiyattan alıyoruz bu kez. Söylev türüne dair çalışmalarıyla bilinen, milli hatip olarak anılan yazardır. Nokta 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 Tanrı Över. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Duygu Hanım. Hamdullah Subhi. Hamdullah Subhi Tanrı Över. Doğru mu? Kutlarız. Ve bu cevap lideri değiştirdi. Duygu Hanım 690'la yeni liderimiz. Ekranımıza da fotoğrafı geldi. Hamdullah Subhi Tanrı Över'in, saygıyla anıyoruz efendim. Soru seçme sırası şimdi Merve Hanım'da.
Salih'in S'si. Salih'in S'si 140 puan. Futboldan gelecek, alırız. Futbolda centilmenlik ve sportmenlik dışı olarak tanımlanan belirli sayıdaki davranışa verilmiş genel addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Futbol maçlarında sıkça duyduğumuz o ifade duygun. 10 kusurlu hareket. 10 kusurlu hareket. Eskişehir'den misafirimiz Duygu Hanım'a 120 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Evet, bu kez de Duygu Hanım hızlı gördü yine. 800'ü aştı, 810 oldu ve biz de Abdullah Bey'e döndük. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 130 puan. Sinemadan gelecek sorumuz. Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Elan'ın rol aldığı 2016'da vizyona giren filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Duygu Hanım. Dönerse senindir. Dönerse senindir. Doğru mu? Tebrikler. Efendim, sıralamada son durum şöyle. Final avantajına sahip misafirlerimiz Duygu Hanım ve Kerim Bey. Duygu Hanım 910, Kerim Bey 670, Merve Hanım 460 ile final şansını sürdürüyor. Abdullah Bey de 80 puanla final şansını sürdürüyor. Buyursunlar Duygu Hanım. İpek'in iyisi. İpek'in iyisi 120 puan. Kategorisi deyimler, sorusu şöyle sorulmuş. Abartılı konuşmak veya yalan söylemektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Abartılı konuşmak veya yalan söylemek. Bir kutu açalım. Buyurun Duygu Hanım. Desteksiz atmak. Desteksiz atmak. Duygu Hanım 1000 puanı aşar mı? Kutlarız. Kerim Bey de soru seçme sırası. Kerim'in K'si. Kerim'in K'si 110 puan. Genel kültürden alıyoruz bu kez. Bebeklerin doğumdan hemen sonra giyim ihtiyacı için hazırlanan takıma verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Duygu Hanım. Hastane çıkışı. Hastane çıkışı. Doğru mu? Tebrikler. Duygu Hanım, son sorularda ne oldu böyle? Heyecanımı attım biraz. Evet, gayet güzel ilerliyorsunuz. 1120 oldu Duygu Hanım. Ve sorumuzu şimdi Merve Hanım seçecek. Giresun'un G'si. Giresun 170 puanı var. Bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu deyimlerden geliyor. Başka bir duruma fırsat vermeden çabucak kabul ettirmek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Alece, alelecele. Duygu Hanım. Oldu bittiye getirmek. Oldu bittiye getirmek. Merve Hanım alelecele üzerinden bir cevap düşündü. Fakat süre de dolmuştu. Duygu Hanım puanı kazanan taraf olur mu? Görelim. Kutlarız. Sağlık olsun Merve Hanım. Tebrik ederiz Duygu Hanım.
Ve dönüyoruz Abdullah Bey'e. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 140 puanı var. Oyunculardan geliyor Abdullah Bey için. Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Fatma Gül'ün Suçu Ne dizilerinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Özellikle Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle birçok kişinin tanıdığı o oyuncu Merve Hanım. Varsa alırım. Esra. Varsa alırım. Var mı? Esra Derincezade. Oldu mu Esra Derincezade? Olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Duygu Hanım. Esra Dermancıoğlu. Esra Dermancıoğlu mu aradığımız oyuncu? Tebrikler. Evet, fotoğrafı da geldi efendim. Esra Dermancıoğlu'nun ve puanlara bir kez daha bakma zamanı. Duygu Hanım 1380, Kerim Bey 670, Merve Hanım 460, Abdullah Bey 80. Şu an Duygu Hanım final konusunda epey rahatladı. Bakalım finalde yarışacak iki misafirimiz kimler olacak? Hadi başlayalım son 8'e Duygu Hanım'la. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 100 puana sahip. Kategorimiz mecaz, sorumuz geliyor. Mecazen, aceleci, sabırsız ve kaygılı kimsedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açılıyor. Merve Hanım. Varsa alırım. Müdürü? Gelmedi. Bir kez daha butona gitmesi gerekecek. Eğer cevaba ulaşırsa Merve Hanım'ın. Mecazen, aceleci, sabırsız ve kaygılı kimse için bir kutu daha. Buyurun Abdullah Bey. Telaşlı, pardon. Varsa alırım. Yok. Peki, gelmedi. Buyurun Duygu Hanım. Telaşe müdürü. Telaşe müdürü. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Merve Hanım'dan sekti, Abdullah Bey'den sekti puan. Duygu Hanım'a yazıldı, kaldı finale son 7 harf ve Kerim Bey'deyiz. Ordu'nun olsun. Ordu, 110 puan kazanabiliriz. Müzelerden geliyor Kerim Bey için. Konya'nın Akşehir ilçesindeki kültür merkezidir. Nokta 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 arkeoloji ve etnografya müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Buyurun Merve Hanım. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi doğru mu? Tebrikler. İkincilik yarışında fark 110 puana düştü. Kerim Bey 670, Merve Hanım 560. Sorunun sahibi ise Merve Hanım. Rize'nin R'si. Rize 110 puanı var. Bir söz arayacağız efendim birlikte. Geliyor. Bir işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan şaka yollu sözdür. Çıkmaz ayın nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Çıkmaz ayın son çarşambası. Çıkmaz ayın son çarşambası doğru mu? Kutlarız. Efendim son 5 soruya girerken şartlar şöyle. Duygu Hanım finalde,
Rakibi kim olacak? Eşitlik var. Kerim Bey 670, Merve Hanım 670. Abdullah Bey'in son 5 soruda final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Ve şimdi Abdullah Bey seçecek. Buyursunlar efendim. Pınar'ın P'si. Pınar'ın P'si. 100 puanımız var. Müzikten alıyoruz Abdullah Bey için. En ince ile en kalın arasındaki kadın sesinin İtalyanca kökenli ismidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Merve Hanım. Mezzo soprano. Mezzo soprano. Doğru mu? Tebrikler. Sonunda. Hayır, hayırlı uğurlu olsun Merve Hanım. Tamam. Son 4 harf efendim ve final avantajı Merve Hanım'da şu an Duygu Hanım'la birlikte. 1460, 770, 670, 80 ve Duygu Hanım'la başlıyoruz son 4'e. Ilgaz'ın ısı. Ilgaz'ın ısı 100 puan. Bitkilerden geliyor sorumuz. Şekli bir canlının uzvunu andıran kaktüs görünümünde dikenli bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Şekli bir canlının uzvunu andıran. İsmini de buradan alan o dikenli bitki ne olabilir? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu. Buyurun Duygu Hanım. Tavşan ayağı. Tavşan ayağı oldu mu? Olmadı. Kerim Bey. Tavşan kulağı. Tavşan kulağı. Final yarışında fark 10 puana düşer mi? Tebrikler. 770'e 760 oldu son 3 soruya girerken ve Kerim Bey'e puan kazandıran tavşan kulağı geldi. Şimdi Kerim Bey'deyiz. Urfa'nın uz. Şanlıurfa'mızda 100 puanımız varmış. Genel kültürden alacağız sorumuzu efendim. Vatanına, milletine büyük bir tutkuyla bağlı olmak, bu uğurda her türlü özveride bulunmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Birazdan Duygu Hanım'ın rakibi Merve Hanım mı yoksa Kerim Bey mi olacak? Arada sadece 10 puanlık fark var. Kutularımızdan biri açılıyor. Merve Hanım. Varsa alırım. Yurttaşlık. Yurttaşlık oldu mu? Olmadı. Kerim Bey. Varsa alırım. Yok. Peki gelmedi. Vatanına, milletine büyük bir tutkuyla bağlı olmak, bu uğurda her türlü özveride bulunmak. Bir kutu daha. Kerim Bey. Yurtseverlik. Yurtseverlik. Son iki soruda final avantajı Kerim Bey'e geçer mi? Kutlarız. Son durum 840 Kerim Bey, 770 Merve Hanım. Ve sorumuzun sahibi şimdi Merve Hanım. Van'ın V'si. Van'ın V'si 110 puana sahip efendim. Kurum ve kuruluşlardan gelecek bu kez. UNESCO'nun dilimizdeki açılımıdır. Birleşmiş Milletler Eğitim nokta 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 kurumu. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Duygu Hanım. Bilim ve Kültür. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Doğru mu görelim? Kutlarız. Duygu Hanım 1570'i gördü bu cevabın ardından. Ve efendim artık son sorumuz 840-770. Avantaj Kerim Bey'de. Merve Hanım da son soruya kadar şansını taşıdı. Abdullah Bey'den cevap gelirse Kerim Bey finale yükselecek. Sekerse Merve Hanım'ın şansı devam edecek. Buyursunlar.
Abdullah Bey'e kalan son harfimiz Yalova'nın Y'si. Yalova'nın Y'si 90 puan. Çalışma hayatından alıyoruz. Bazı iş yerlerinde belli dönem içinde en başarılı olan, genellikle ismi çerçeve ile asılan çalışandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Merve Hanım. Ayın elemanı. Ayın elemanı. 90 puan kazandırıp Merve Hanım'ı final turuna taşır mı? Görelim. Kutlarız. Efendim, bu cevabın ardından finalistlerimiz netleşti. 1570'te Duygu Hanım finalde, rakibi ise 860'la 20 puanlık farkla Merve Hanım oldu. Kutlarız. Bu akşam çok güzel yarıştı. Son soruda da avantajlıydı Kerim Bey. Sadece 20 puanla finali kaçırdı Kerim Bey. 840'la üçüncümüz. Abdullah Bey ilk turda puan aldık fakat ikinci turda bir durduk. Devamında da... Bugün işler benim için biraz ters gitti. Evet, şeytanın bacağını ikinci turda kıramadık. Maalesef. Abdullah Bey'le de 80 puan topladık. Sağlık olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, birazdan final turumuz var. Finalimize geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Abdullah Bey, ne dersiniz efendim bu akşama dair? Öncelikle bu kadar erken veda edeceğimi düşünmüyordum ama buradayken öyle olmuyormuş. Sağlık olsun, benim için güzel bir anı oldu. Teşekkür ederiz. Katılmak isteyip çekinen insanlar varsa gelip katılabilirler. Siz aktarırken hemen alttan da başvuru adresi geldi. www.tv360.com.tr adresinden yarışmak isteyenler, Ben Bilirim yarışmacı adayları buradan başvurularını ulaştırabilirler efendim Ben Bilirim ailesine. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Abdullah Bey özellikle Ben Bilirim'i ev arkadaşlarıyla birlikte izliyormuş. Bundan sonrası için de yine iyi seyirler. Tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza da bir kez daha saygılar, selamlar Abdullah Bey. Sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Kerim Bey. Ne dersiniz bu akşama dair? Son ana kadar çekişmeli geçti. Merve Hanım ve diğer yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Katılmak çok iyiydi. Size ve bütün çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Kerim Bey. Gerçekten hani soğukkanlı yarıştınız. Zaten ilk turda gayet iyi yarıştık. Üzerine ikinci turda da uzun süre önde götürdü Kerim Bey. Fakat Merve Hanım'ın son atakları sıralamayı değiştirdi ve bu akşamın ikinci finalisti Merve Hanım oldu. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk Kerim Bey. Tekrar çok teşekkür ederim. Kerim Bey bu akşam stüdyomuzda babası yalnız bırakmamıştı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Abdullah Bey'in de arkadaşı vardı. Tekrar çok teşekkür ederim. Ve artık izninizle biz final turumuza geçelim. Arada var 4 soruluk fark. Öndeki Eskişehir'den misafirimiz Duygu Hanım mı? Geriden gelip Mersin'den misafirimiz Merve Hanım mı? Bu akşamın birincisi olacak. Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, iki hanımefendiyle geldik artık bu akşamın birincisini belirlemek için son sorulara. 4 soruluk avantajı var Duygu Hanım'ın. İlk kategorimizi de Merve Hanım seçecek. Hazır mısınız Merve Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri. Araç gereçler, genel kültür, canlılar, atasözleri ve nostaljik diziler var. Hangisiyle başlayalım Merve Hanım? Canlılar. Canlılar. Cevapta göreceğimiz harf ise İ mi F mi olsun? F. F harfi finalimizin ilk sorusu geliyor. Kümes hayvanlarının civcivlikten sonraki evresine verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda bir kutu açma hakkımız var ve o kutumuzu açıyoruz. Kümes hayvanlarının civcivlikten sonraki evresine verilen ad Duygu Hanım. Ferik. Ferik. Doğruysa fark 5 soruya yükselecek. Ferik doğru mu? Kutlarız. Kalan 9, farksa 5 soru. Duygu Hanım'dayız efendim. Genel kültür T, Trabzon. Genel kültür Trabzon. Buyursunlar.
akla ve akıl yoluyla varılan yargıya inanan felsefi görüşü benimsemiş kişidir. Süremiz başladı. Rasyonalist. Rasyonalist. Doğruysa fark 6 soruya yükselir. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kalan 8, farksa 6 soru. Sizdeyiz Merve Hanım. Atasözleri. Atasözleri. Yumuşak ye. Yumuşak ye. Geliyor Merve Hanım'ın sorusu. İsteği ve gücü olan kimse zorluklara rağmen sonuca ulaşır anlamındaki atasözüdür. Su nokta nokta bulur. Süremiz başladı. Su akar yolunu yatağını bulur. Bir kez daha alabilir miyim? Su akar yatağını bulur. Yatağını bulur. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 7, farksa 5 soru. Ve efendim Duygu Hanım sizdeyiz. Genel kültür Urfa. Genel kültürü Şanlıurfa'nın unsuruyla tamamlıyoruz. Ülkemizin önemli tarihi yapılarından olan Mardin Kalesi'nin anıldığı bir isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Buyurun Merve Hanım. Kartal yuvası. Kartal yuvası. Doğruysa fark yeniden 4 soruya düşecek. Final turumuza başladığımız noktaya döneriz. Doğru mu? Tebrikler. Elimizde kaldı 6 soru. Farkımız 4 soru. Merve Hanım sizdeyiz. Araç gereçler Niğde. Araç gereçler Niğde. Buyursunlar. Taşları, kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazmadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 2 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Taşları, kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazma için açabileceğimiz ikinci kutumuz da açılıyor. Merve Hanım. Kepenk. Kepenk. Doğruysa fark 3 soruya düşer. Kepenk doğru mu? Olmadı. Buyurun Duygu Hanım. Külünk. Külünk. Külünk doğruysa fark 5 soruya yükselir. Görelim. Tebrikler. Elimizde kaldı 5 soru. Farkımız 5 soru. Kritik noktaya ulaştık. Sorunun sahibi Duygu Hanım. Cevabı verirse bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Sekerse Merve Hanım'ın şansı devam eder. Gidiyoruz kategorilere. Araç gereçler O. Araç gereçler O harfi şöyle sorulmuş. Bir binada suyun üst katlara çıkmasını sağlayan basınç düzeneğine verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Bir kutu daha. Merve Hanım. Hidrofor. Hidrofor. Doğruysa Merve Hanım farkı azaltıp şansını bir sonraki soruya taşıyacak. Doğru mu? Tebrikler. Kaldı 4 soru. Farkımız 4 soru. Merve Hanım sizdeyiz. Hmm.
Nostaljik diziler. Nostaljik diziler. Bursa. Bursa. Geliyor sorumuz. Sibel Can'ın başrolünde yer aldığı dizi ile bir şarkının ortak adıdır. Süremiz başladı. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim doğru mu? Olmadı Duygu Hanım. Berivan. Berivan. Doğruysa ben bilirim de bu akşamın birincisi Duygu Hanım olur. Doğru mu görelim. Kutlarız. Allah beni kahretmeyin. Efendim ne oldu Merve Hanım? Ay nasıl kötüydü bebeğim ne ya? Evet, o soru havliyle diyelim, can havliyle gibi geldi cevap. Duygu Hanım da güzel tamamladı. Efendim nihai tablomuz ortaya çıktı. Duygu Hanım 2370 ile bu akşamın birincisi, Merve Hanım da 1460 ile ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı yarış Merve Hanım, ne dersiniz? Bildiğim soruları kaçırdım. Bazen de buton çalışmadı. Yani önceliği şaştı herhalde. Kısmet artık. Yani eğlendik, güldük. Kendimizi denedik. Kendimden daha kültürlü birisini gördüğüm için mutluyum yani. Evet, çok başarılı, çok bir başarılı rakibiniz vardı. Evet, ve sizin o saydığınız zaten maddelerde, üçüncü maddeden itibarenki kısmı bizim için çok önemli. Hani bir arada hem güzelce vakit geçirmek, evet, hem sorularımızı paylaşmak, hem evet, dediğiniz gibi bilmediklerimizi öğrenmek derken hepimiz yarışmayla birlikte birçok şey öğreniyoruz. Ama aynı zamanda bunu keyifle bir arada gerçekleştiriyor olmak bizim için de çok mutlu edici. Merve Hanım bizi ağırlamaktan çok memnun olduk. Merve Hanım Mersin'den misafirimizdi. Evet. Hatay'da görev yapan bir doktorumuz da aynı zamanda. Tekrar tekrar teşekkürler efendim. Selam söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun lütfen. Buradan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hocalarıma, doktor arkadaşlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza sevgiler sunuyorum. Selamlar. Bizden de saygılar hepsine teker teker efendim. Tekrar tekrar teşekkür ederiz Merve Hanım'a da. Ve bu akşamın birincisi Duygu Hanım, Eskişehir'den matematik öğretmenimiz. Tekrar tebrik ederim Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl geçti sizin adınıza Duygu Hanım? Valla ilk biraz kötü başladım ama sonradan toparladım. Merve Hanım'ı da tebrik ediyorum. O da çok enerjisiyle çok güzeldi. Teşekkürler. Güzel geçti benim için. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok eğlenceli yayın gerçekten. Hani beklediğim gibi değildi. Ben böyle daha gergin gelmiştim. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık hepinize. Sağ olun Duygu Hanım. Biz de ağırlamaktan memnun olduk. Zaten o rahatladığınızı hissettirdiniz puan tablosuyla. Evet. Özellikle ikinci turdaki çıkışlarınız çok iyiydi. Biz tekrar tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Duygu Hanım'ın öğrencilerinin de zaten şu an haberi olmuştur. Öğretmen arkadaşlarının haberi evet, olmuştur. Evet, onlara armağan ediyorum. Evet, bizden de öğretmenlerimize saygılar, öğrencilere sevgiler efendim. Duygu Hanım'ın artık ödülünü takdim edelim. Sevgili seyirciler, ben bilirim de bu akşamda değerli misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda final turumuzun ardından 2370 puana ulaşan Duygu Hanım bu akşamın birincisi, aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim tekrar. Memnun oldum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, ben bilirim de bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Tebrik ederim tekrar.